Marmara Şantiyesi'nde 2 sene çalıştım. 2 sene üzerinde dolar yükselişi nedeniyle benim fix gitmiş olduğum maaşı devamlı saat ücretine çevirdiler. Dolar ne dediğini sorduğumuzda dolar yükseliyor ki böyle oluyor, maaşınızı geri çekiyor dediler. Yani bütün arkadaşlar hepsi de burada şahit olabilirler. Doğru söylüyorsun. Şantiye tabii 2-3 sefer bir maaşı geri çektiler. Ben kabul etmedim. Ben istifamı verdim, geldim. İstifamı verdikten sonra muhasebeye vardım. Muhasebeciyle görüştüm. Muhasebeciye dedim ki ben haklarımı istiyorum dedim. Yani ben bütün hakkımı, hiçbir şeyini alamadım. Muhasebecinin kullanmış olduğu kelime, git bildiğin yere başını vur dedi bana. Ben de geldim mahkemeye verdim. 2,5-3 sene sürdü. Mahkeme sonuçlandı. Şimdi de eski kur üzerinden doları, sabitlenmiş kur üzerinden bizim paramızı vermeye çalışıyorlar. Yani bu adalet değil. Bu inşaatları, binaları işçiler olmadan kimse kuramaz. Kimse kendi başına kuramaz. Ben bunu söylemek istiyordum. Teşekkür ederim. İşçiyiz, haklıyız, söke söke alırız. İşçiyiz, haklıyız, söke söke alırız. İşçiyiz, haklıyız, söke söke alırız. Biz en son Dışişleri Bakanlığı'nın önünde eylem yaparken Mevlüt abimiz orada çok güzel bir konuşma yapmıştı. Demişti ki, ya bu kadar milletvekili oturmuş mecliste sürekli patronları koruma yasası çıkartıyorlar. Bu memlekette yok mu ya bir tane işçiyi koruma yasası çıkaran? Yok mu bunu yapabilecek olan diye sormuştu. Biz buradan bir kez daha patronları değil işçileri koruyun diyoruz. İflasta ve tüm konkordatı süreçlerinde patronları, bankaları, finans şirketlerini değil işçileri koruyun diyoruz. Ben Mevlüt Özçelik. Zaman içerisinde Konstantin'de, Barkla'da ve en son Stifinans'ta görev yaptım. Stifinans'ta en son görev yaptığım sürece 17 ay süreli orada kaldım ve hiç aylık alamadık. En son bize 2-3 aylık yatırdılar ve bununla geri gönderdiler. Geldik buraya. Paramızı alacağız. Alamadık. Alamadık. Dediler nedir bu, avukatta sözleşme yaptırdılar, bilmem ne yaptırdılar. Onu yaparken de biz dolarla yaptık. O zaman bizim paramızı ödeselerdi nedir benim alacağım? $1000. $1000 alacaktım. $2000, $2000 alacaktım. Ama şimdi şu anda diyorlar ki nedir? Tamam, ben sana yine $1000 vereceğim ama fi tarihinin yaptığı sözleşmeyle vereceğim. Niye kardeşim? Bana $1000 vereceksin. Bugün de $1000 vereceksin. Dün de $1000 verecektin. Bunu indirerek, azaltarak vermeyeceksin. Kayı işçisi yalnız değildir. Kayı işçisi yalnız değildir. Kayı işçisi yalnız değildir. Şimdi öncelikle şunu söylüyorum. Faiz haram diyorlar. Doğru, haram. Ama işçinin hakkını yemek helal mi? Soruyorum. Değil. Peki işçi çalıştığı zaman ben sana 1 lira vereceğim dedin. Şimdi o zaman vermediğin 1 lirayı, o zaman vermediğin 1 lirayı 3 yıl sonra ben o zamanki 1 liradan vereceğim diyorsun. Şu anda o zaman bir simidi 1 liraya alıyordun. Şimdi simidi 3 liraya alıyorsun. Alabilecek misin 1 liraya? Yok. O zaman sen bana şu an neyse, ben senden tazminat istedim mi? Yok. Çalıştım. Orada benim emeğimin karşılığında sadece ve sadece aylığımı istedim, aylığımı. Tazminat vermiyorsun, yıpranma vermiyorsun, herhangi bir şey vermiyorsun. Ben de talep etmiyorum. İstediğim aylığım sadece çocuklarımın rızkı. Çocuklarımın rızkı. Ama sen bu rızkı da ben keserim sana yarısını veririm diyorsun. Niye yarısını veriyorsun? Ver tamamını, ben de çocuğuma istediğini alayım. Kızım geliyor benim yanıma. Baba bana bunu alır mısın? Kızım.
çalıştım. Benim param var. Gelecek alacağım. Oğlum geliyor. Baba bunu alır mısın? Param var oğlum. Gelince alacağım. Artık 3 yıl oldu. Çocuk inanmıyor. Baba diyor sen o parayı yedin herhalde. Senin alacağın yok. Sen beni kandırıyorsun. Ama ben kandırmıyorum. Ben kandırılıyorum. Şimdi de buradan soruyorum. Bütün devlet büyüklerimize. Yine soruyorum. Her seferinde işveren hakkında bir kanun çıkartıyor. Önceden çek ödeyemeyen insanlar hapis yatardı. Şimdi ne yapıyor? Çek ödeyemedim. Tamam ödeyemedim. Sonra öderim. Şu zaman öderim. Bu zaman öderim. Geçiştiriyor. Niye? Ona bir kanun çıkmış. İşçilere yine belli bir şeyde yine bir kanun çıkmış. Ama işçiye niye bir kanun çıkmıyor kardeşim? Ben de çalışıyorum. Emek sarf ettim. Senin oturduğun binayı ben yaptım. Ben yaptım. Ben diyerken yani şahsi olarak ben demiyorum. Bütün işçi, bütün işçi. İşçiler yaptı. İşçiler o inşaatı yapmazsa, o binayı kurmazsa, o sandalyeyi oraya koymazsa, o kamerayı oraya koymazsa, o masayı oraya koymazsa sen orada oturamazsın. İşçilerin birliği sermayeyi yenecek. İşçilerin birliği sermayeyi yenecek. Son olarak da şunu söylemek istiyorum. Bir sürü haber kanalı var. Biz gerçek haber yapıyoruz. Doğru haber yapıyoruz. Demirören grubu varmış. Bilmem işte Anadolu Ajans varmış. TRT varmış. NTV varmış. Halk TV varmış. İşte ATV varmış. Kanal D varmış. Bir sürü kanal var. Anca oturup onların dizisini seyrediyoruz. Niye seyrediyoruz kardeşim? Kapatalım o kanalları. Kapatalım. Neden kapatalım? Çünkü bizim haberimizi orada vermiyorlar. Niye vermiyorlar? Hani doğru haberse biz doğru değil miyiz? Gerçek haberse biz gerçek değil miyiz? Biz hain miyiz? İşlerde gelmiyor.